Kısa bir aradan sonra Tüketicinin Sesi programına tekrar hoş geldiniz. Reklam kurulu kararında kalmış idik en son. Kararımızı tamamlayalım. Bakalım ne demiş, hangi reklam hakkında nasıl bir karar vermiş reklam kurulu. Vodafone Telekomünikasyon AŞ'nin reklamından bahsetmiştik. HTC cihaz kampanyası reklamlarını. Diyor ki, reklamlardan önce okuduğumuz kısımdan daha sonra ifadelerine yer verildi. Ancak tüketicilerin satın alma kararını etkileyecek nitelikteki kampanyadan ses tariflerinde birini kullanan faturalı aboneler yararlanabilir. Belirtilen fiyatlara cihaz bedeli taahhüt süresince aylık 1 GB faturalı hesaplı internet paketi dahildir şeklindeki önemli bilgilere alt yazıda okunabilirlikten uzak bir şekilde yer vererek tüketicilerin yanıltıldığı, az önce sizin bahsettiğiniz evet, konu hızlı bir şekilde altyazı olarak geçmiş. Böyle önemli bilgileri altyazıda küçücük puntolarla ve hızlı bir şekilde geçerek tüketicilerin aslında yanıltıldığına hükmediyor reklam kurulu. Ve daha sonra diyor ki aylık, diğer taraftan aynı firma tarafından aylık 1 GB'lık internet paketi 30 liraya satışa sunulurken internet adresinde 01.09.2010 tarihli görünümünde Vodafone HTC cihaz kampanyası başlığı altında Vodafone HTC cihaz kampanyasına özel 1 GB'lık internet paketini 18 veya 24 ay boyunca kullanma taahhüdü veren faturalı bireysel kurumsal abonelerimiz kampanya kapsamında yer alan HTC Touch Diamond 2'ye ücretsiz sahip olacaklardır ifadelerini yer vererek söz konusu internet paketine 18 veya 24 aylık taahhüt verilmesi durumunda o cihazın ücretsiz verileceğini belirtmesine rağmen HTC cihaz kampanyası kapsamında aylık 79 lira ücret talep edildi. Diğer bir ifadeyle satışa sunulan cihazın ücretsiz olarak verilmeyerek, ücretsiz olarak vereceğim diyor şeylerde, reklamlarında. Reklam kurulu diyor ki aslında ücretsiz değil bu. Devam ediyor, aylık 49 lira fark talep edildiği tespit edilmiştir diyor. Aslında ücretsiz değil ama reklamlarda ücretsiz olarak vereceğim. Çok fazla şikayet alıyoruz evet, bu konuda. Diğer bir ifadeyle satışa sunulan cihazın ücretsiz olarak verilmeyerek aylık 49 lira fark talep edildi. Dolayısıyla söz konusu reklamlarda yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığı, bu nedenle söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu kanaatine varılmış olup, reklamların ticari reklam ve ilanlara ilişkin ilkeler ve uygulama esaslarına dair yönetmeliğe uygun olmadığına, bu durumun 4077 sayılı kanun 16. maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Vodafone Telekomünikasyon AŞ hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir. Para cezası vermemiş mi? Doğrudan durdurmuş. Hem durdurma para hem para cezası da verilebiliyor. Para cezası bir alt kademe ceza olmuş gibi oluyor. Para cezası vererek reklamlarını düzelt, devam edebilirsin diyor ama bunda doğrudan bakın, bu konuda aşırı bir şekilde yanıltıcı şeyler bulmuş ve durdurma cezası vermiş. Diğer reklam kurulu kararlarını da sayın tüketiciler her gün birer tane okuyarak ilerleyelim. Bakalım hangi şirketin hangi reklamı tüketicileri yanıltıcı bulunmuş. Bu konular hakkında bilgilenmenizi önemli addediyorum. Ve bundan sonra da bu tarz reklamları, tüketiciyi yanıltıcı olarak gördüğünüz reklamları doğrudan reklam kuruluna şikayet edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok ciddi cezalar veriliyor. Gerekirse reklamı durdurma cezası, gerekirse 67 bin lira gibi önemli bir idari para cezası kesilebiliyor. O her sene değişiyor biliyorsunuz. Bu sene belki de 70 bin lira oldu. Evet. Ve sadece tüketiciye aldatıcı değil, reklam yönetmeliğinde çok çeşitli şeyler var. Ahlaka aykırı, genel örfe aykırı reklamlar da görüyorsanız bunlar da şikayet edebilirsiniz. Gerekirse reklam kurulunun adresine bir dilekçe ile şikayette bulunabilirsiniz. Gerekirse internet adresinden de şikayette bulunabilirsiniz. Dikkat edeceğiniz ve not edeceğiniz tek önemli nokta yer aldığı mecrayı not etmeniz ve gazete ise hangi günkü gazetesinde, hangi sayfada, televizyon ise hangi günkü yayında, tam olarak saat kaçta bunun yayınlandığı, reklam kurulunun bu reklamı bulabilmesi açısından önemli. Evet Aydın Bey, devam edelim. Reklam kuruluna reklamlarda şikayet edebilirler dedik. Acaba tüketicilerin diğer şikayet mercileri nelerdir ve reklam kurulu hakkında söyleyeceğiniz oraya geçmeden diğer şeyler, bakın, başka şeyler reklam var mı? Kurulunun ceza verdiği Vodafone firması taahhütlü telefonu bedava veriyorum görüntüsü ile aslında 49 lira fark. Ücret tahakkuk ettirmiş. O kadar çok şikayet geliyor ki. Ben kampanyaya girdim. Bir telefon aldım. Fakat telefon arıza yaptı.
İki aydır ben bu telefonu kullanamıyorum ama faturalar geliyor. Ne faturası? İnternet veya pakete girmiş ya. Ben kullanamıyorum. Şimdi bunun ne kadarı internet hizmeti, ne kadarı telefonun kendi bedeli, bu da açıkça belli değil. Ben o nedenle az önceki ifademde tuzak tabirini kullandım. Fakat çok enteresandır. Aynı kurum, yine Vodafone, bundan bir önceki şikayetle dikkatinizi çekmişse, yanıltıcı reklam sebebiyle tüketici mağduriyet yaşıyor. Bana diyor bu şeye, tarifesine abone oldum, söylemediler. Ancak 25 dakikalı, Turkcell için 25 dakikalı internete 49 lira ek fatura yansıttılar. Bu da bir yanıltıcı reklam sebebiyle çok fazla, Dolayısıyla tüketicilerimizin bunlara dikkat edip anında başvurusunu yapması lazım ki binlerce tüketici bu tip şeylerden mağdur olmasın aslında, değil mi? Çok ciddi bir sorun bu. Bakın geçtiğimiz günlerde Vodafone bir reklam verdi. Ve rakipleri onu şikayet ettiler reklam kuruluna. Vodafone reklamında hapishaneden kaçan tüketicileri gösteriyor. Bunlar esaretten kurtuluyorlar. Başka şebekeye gidiyorlar. Vodafone'un reklamındaki diğer şebeke operatörlerinin yöneticileri, yani cezaevinin gardiyanları da gitmeyin, yapmayın, etmeyin diyor. Bizde kalın diyor. Ve getirin taahhütlü telefonları deyip, o bedava diye lanse edilen aslında paralı telefonları o kaçanlara doğru atıyor ve insanlar durmuyor, gidiyorlar. Yani taahhütlü kampanyaların, yanında telefon cihaz hediye edilen kampanyaların hile olduğunu bizzat Vodafone kendi reklamında açıkça tüketicilere söylüyor, duyuruyor. Zaten. Diyor ki bakın böyle kandıramadık, getirin şu taahhütlü telefonları onlarla kandıralım. Yani bir kandırma yöntemi. Bu kabul edilebilir bir şey yani değil. Yani GSM sektöründe bu tarz şeylerin olduğunu belirtiyor reklamda. Ben GSM sektörünün tepe yöneticilerine de imkan bulduğumda söylüyorum. Yanlışa yanlış da gitmeyin. Yani rakibiniz bir yanlış uygulama yapıyor, tüketici istismar edecek. Aynı istismardan siz de yararlanmaya kalkıyorsunuz. Biz gururla söyleyeyim, yani Tüketiciler Birliği olarak çok ciddi mücadeleler veriyoruz. Her 3 GSM operatöründe peşindeyiz. Cumhuriyet savcılıklarına şikayet dahil mahkemeler açıyoruz. Tabii sadece bununla ilgili değil. Bakın Tüketiciler Birliği, İspark bizi değnekçilerden kurtardı İstanbul'da. Kendisi değnekçi oldu. Evimizin bulunduğu sokakta bile otopark parası ödüyoruz. Durdu kalktı 5 lira. Ne yazık ki. Bazı yerlerde daha da pahalı. Diğer şehirlerde de başlatılıyor bu uygulama, biliyor musunuz? Yani artık Ankara'da da başlıyor yavaş yavaş. Tüketicilerin gelir düzeyini yükseltsinler, tüketicilerden ondan sonra karşılık beklesinler. Kaldı ki bugün bütün belediyeler otopark harcı diye bir bedel alıyor inşaatlar yapılırken. Bu bedelleri yerinde kullanmıyor. Halkın otopark ihtiyacını sağlayacak tesisleri yapmıyor. Ondan sonra durdu kalktı 5 lira. Niye 1 lira değil? Otopark harçları konusunu haftaya değineceğiz zaten. Çok iyi olur, bir iyi olur. Tüketiciler Birliği çok ciddi mücadele veriyor. Halkımızın da desteğini bekliyor ve görüyor da. Aydın Bey, bir telefonumuz var. Müsaade ederseniz telefonumuzu alalım. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler, buyurun. Buyurun Hülya Hanım. Faturalarımız için aramıştım. Bizim internet telefon var. Evet. Kardeşimin de havaya hattı vardı. Evet. Faturalarımız çok yüksek geliyor. Biz mesela şimdi interneti kullanmıyoruz. Sürekli internet parası geliyor. Peki abone olduğunuz tarife fiyatından çok daha yüksek mi geliyor? Farklı bir fatura mı geliyor? Evet. Biz ilk mesela interneti 6 ay indirimli 14 TL diye şey yaptık. Kampanya. Evet. Ona rağmen ne kadar geliyor faturanız? İlk fatura 60 TL geldi. 14 lira yerine mi 60 lira geliyor? O modem ücreti falan dediler. Diğer ki ayda 43 milyon mu 53 milyon mu yine öyle bir fatura geldi. Sonra biz ödeyemedim, ben kapandı. Tekrar 14-14 gelmeye başladı. Şimdi ödedim, ihbarname göndermişler. Kardeşim de havaya hattı aldı. Evet.
Onunki de işte ilk 163 milyon geldi. Sonra öyle öyle 550 milyona kadar buldu. Yani 1000 dakika hediyeli diyorlar. Ama hiç bilmiyorum, ben çok şey olduk. Mağdur oluyor tüketiciler. Evet. Ben o nedenle hiç gücenmesin GSM operatörleri ve internet servis sağlayıcıları, kampanyadan uzak duruyorum. Ve herkese de uzak durun diyorum. Taahhüt, kampanya dediğin zaman tüylerim diken diken oluyor. Şimdi özellikle GSM sektöründe bu tarz şeyler de çok fazla karşılaşılıyor. İnternet yani, servis sağlayıcılarda da var bu. Bu hanımefendinin yapması gereken, Ulviye Hanım, siz firmaya yazılı olarak müracaat, teşekkür ediyoruz size. Yazılı olarak müracaat edeceksiniz. Ayrıntılı döküm isteyeceksiniz. Yani o faturanın ayrıntısını görmek istiyorum deyin. Sözleşmenizi de mutlaka yanınıza koyun, inceleyin. Akabinde ikamet ettiğiniz İzmir'deki hangi ilçedeyseniz o ilçe kaymakamlığına bir dilekçe ile fazladan ödenen bedellerin size iadesi için talepte bulunun. Ben inanıyorum hakkınızı alacaksınız. Aynı önerim kardeşiniz için de geçerli. Bu arada firmadan gelecek cevaptan sonra mutlaka cevap gelmese de Bilgi Teknolojileri Kurumu, tekrar ediyorum, BTK yazdığınız takdirde internette hemen karşınıza çıkar. Bilgi Teknolojileri Kurumu. Bunlar bağımsız üst kurullardır ve yaptırım gücü vardır. Oraya da şikayette bulunun. Yönetmeliklere aykırı davranışlardan ötürü firma cezalandırılsın. Size tahakkuk ettirilmiş o fazla faturaların bedeli iade edileceği gibi başka tüketicilerin de bu yönde mağduriyeti önlenmiş olur. Siz hassasiyet gösterirseniz bundan bütün tüketiciler de istifade edecektir. Aydın Bey, bu tarz mağduriyetler çok fazla karşılaşılıyor. Bu tarz mağduriyetlerle son zamanlarda özellikle GSM sektörü dedim ben ama tamamıyla telekomünikasyon sektörü diyebiliriz. Kendi kafalarına göre bir makul kullanım süresi, işte adil kullanım süresi, bunun ismini değiştiriyorlar devamlı ve bunu tüketiciden saklıyorlar. Mesela internet paketine abone olmuş. Belki de kotası işte 1 GB, 2 GB'la sınırlı. Sınırlamışlar onu bir şekilde, kotayı. Ve daha sonra tüketici bunu bilmediği için kotayı aştığı zaman çok yüksek bedelli faturalar gönderiyorlar. Evet, az önce değindik ona. Bu bir şey değil mi? Ciddi bir mağduriyet değil midir? Hem yanıltıcı reklam değil mi? Hem haksız şart teşkil ediyor. Tüketici bilmediği